Bugün hangisini tercih ederdin Tebalı? Birbirinden farklı, birbirinden iğrenç testleri çözeceğiz. Bugün yanımda iki tane konuğum var ve onlarla birlikte bu testleri çözeceğiz. Çok heyecanlıyım. Hoş geldiniz öncelikle. Selamünaleyküm. Wow. Şimdi hayatının en zor seçimi diye bir test yapacağız. Bunu birlikte oynayacağız. Bakalım ne çıkacak. Merak ediyorum. 16 turluk bir oyun olacak. Hayat arkadaşın mı, gururun mu? Ya gurur boş iş ya. Günümüzde gurur boş iş. Ben söyleyeyim. Yerine göre tamam da hani çok fazla gurur güzel değil ya. Kesinlikle burada. Ben hayat arkadaşımı seçerim. Para mı, su mu? Dünyanın saçma su tabii ki para. Bence para, çünkü parayla su alabilirsin zaten. Zaten yani. Ha, hangisinin resursu? Ama şimdi şöyle düşünün. Ha. Birini seçince diğeri gidiyor. O kafayla düşün. Ne demek gidiyor? Yok, gitmez. Suyu seçtin, para gitti. Parayı seçtin, su gitti. Yok, param olursa su alırım yani. Yani. Her şeyi alabilirsin. Para. Para. Ben parayı bir şekilde yer, onun bir suyunu çıkarır, sıka sıka bir şeyini içerim ben onu. Yemek mi, işin mi? İkisini bir arada yaparsak. Aslında işin yemek yemek değil mi? Yemek bloggeri falan. Hemen de oradan düşünüyorsun. Ben restoran düşünüyordum. Ha. İş. Bence yemek. Ben işçiyim. İş. Abi işin olursa paran olur, paran olursa yemeğin olur. İş bu arada. Mantıklı. Ben bunun üstüne bir şey söyleyemem. Direkt işim diyorum. Baban mı, Atatürk mü? İkisi de benim babam ya. Atatürk benim babam. Bas. İkisi de babam. Basmıyor ya yani. Ama özür dilerim baba, her şeyi vatan için. Annen mi, kardeşim mi? Aslında. Anam doğurdu beni, kardeşim değil, bırakmasın. Olmasaydın olmazdık anne. Aynen, olmasaydık olmazdık. Bu arada kafamdaki taç ne alaka bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. İnternet. Benim cevabımı gayet iyi biliyorsun. Şimdi evet, ağzımı açtırtmayın benim burada. İnternet bu arada. Sakin ol. Sakin. Ben internetle ilgili bir şey görünce triggerlanıyorum. Beni biliyorsun. Bak konuşurum burada. Benim için de bu arada internet. Sağlık ya. Sağlık. Sağlık. Dinim mi? Sağlık. Sorgulanmaz abi. Allah'ım çok özür dilerim ama sağlıklı olup evet, dinimin şartlarını yerine getirmek isterim. Evet, çok evet. Özür dilerim. Yok mu yoruma birinin yazması zaten sağlığını sağlayan, neyse şimdi ben bunu açarsam konuyu çok kötü yerlere gider. Burayı kes. Annen mi, hayat arkadaşın mı? Anam bu arada. Canım anam, buradan da kendisine sevgiler selamlar olsun. Annem ya, anne. Sen olmasaydın olmazdım. Aynı şeyi ikinci defa söylüyor. Bakalım da kaç defa söyleyecek. Atama da söyleyeceğim. Türkiye. Eyvah, dur, sıçtık. Ben en son yorum yapacağım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Parayı seçeceğim ve param olsun, ülkeme böyle istihdam sağlayabileyim, ekonomiyi şahlandırabileyim, öyle. Ben şimdi ne güzel konuşacağım, parayı seçiyorum. Neden? Parayı seçersem bu parayı tabii ki faturalandırmam gerekecek. Bol bol faturalandırıp bol bol vergi ödeyip zaten ülkeme bakıyor olacağım. O sebeple para. Evet. Sevgiler. Düz evet, Türkiye'yi seçmek de olmuyor arkadaşlar. Bazı şeyleri elin altına koymak lazım. Taşı elin neydi? Elini taşın altına koymak lazım. Öyle mi? Kurt soğuğu geçiyor, kışı geçirir ama yediği yoğurdu değil, ayazı unutmaz. Kurt kışı atlatır ama kalgınlığını atlatır. Kışın yediği karı, ayazı kurdun. Abi bir şey diyeceğim, bu kimin testi ya? Neden? Bu ne böyle ya? Neden bu kadar zor? Bu... Sen ikinci testi gör Atom. Tamam da bir şey diyeceğim, bunu 5 seçeneği falan mı var sadece, onları random karıştırıp 25 tane seçenek mi sunuyor bize? Hayır, seçtiklerin arasından Hı-hı. sana tek bir seçim yaptırmaya çalışıyor. Ha, şey yapıyor, yavaş yavaş üst üste. Evet. Tamam. Turnuva sistemi işte. Tamam evet. Tamam, turnuva sistemi yapıyor. Ama bu çok zor bir soru ya. Atam ya. Ben Atam'ı seçiyorum. Atam olmasa işim olmazdı bu arada, Atam. Atam diyecektim. Atam mı? Atam diyecektim. Yok bak, burada sağlık. Sağlık. Yani doğru, sağlık. Sağlık yani, her şeyin olsun. Sağlığın olmazsa patatessin abi. Sağlık mı, annem mi? Sağlıklı olup annem. Sağlığın olmazsa annem üzülür bu arada, sağlık. Ya bu arada tam olarak şey sorusu işte. Anan için canını verir misin? Aa evet. Ya aslında tam olarak bunun sorusu bu. Aa evet. Canımı verir mi? Veririm de. Yapacak bir şey yok. Gerçekler. Ben anamı seçiyorum. Ben sağlığımı seçiyorum bu arada. Ben sağlığımı seçmek istiyorum. O zaman seç sağlığı. Ben... Sağlıklı olayım, anneme bakayım. Annem de sağlıklı olsun. Arkadaşlar, buradan videoyu izleyenler gördünüz kim annesini daha çok seviyor. Ben de çok.
çok seviyorum. Buranın klibini alıp annelerimize atıyoruz bu arada. Anne seni çok seviyorum. Yemin ederim ben çok anlamam. Seviyorum. Ben annem üzülmesin diye sağlıklı olmak istiyorum. Ben anlamam. Ben annem canı verirdi benim için. Seçimler yapıldı. Bazı seçimler yapıldı diyecek bir şey yok. Hayda. Bak, bu saçma Türkiye şey. Sorusu gibi ama bu ya. Bu zaten bu Türkiye sorusu gibi bir şey yani. Sağlık mı para mı? Sağlık. Para sağlık olursa ya. Sağlık olur demeyeceğim. Demeyeceğim. Olmaz ki. Olmuyor. Demeyeceğim evet. Çünkü en cenabet yerlerden vurmayı biliyor sağlık tıp. O yüzden sağlık evet. Diyorum ben. Sağlıksız olup bir yıl içinde öleceğini bilip çok zengin olmak mı yoksa fakir olup çok sağlıklı dinç olmak mı? Fakir olacaksın demiyor ki hangisini seçeceksin diyor. Demiyor mu? Diyor işte. Demiyor ne demek diyor. Fakir olursun diyor. Demiyor mu? Nerede diyor ya? Bence diyor. Nerede diyor? Tamam ben sağlık diyorum. Aa sağlık kazandı. Paran olursa istediğin kadar paran olsun. Bir tane yedin kanseri geçmiş olsun. Tabii ki bakıyorlar diyorlar da. Yani kurtuluşun yoksa patatessin yani. O kadar parayı sonra sen kime kastın? Oyun level'ı gibi düşün. Oyun parası gibi düşün. Kasıyorsun. Oyun server'ı kapatılıyor. Ulan neye kastın sen onu? Yani. O zaman ikinci testimize geçiyoruz. Bu testte en iğrenç durum hangisi onu bulacağız. Büyük ihtimalle bayağı bir midemiz falan kalkacak. Benim midem kalkacak. Benim kalkacak. Buna hazır mıyız? Değil. Bir şey olmaz yapıştır. Evet. Bu ne? Balgamla lollipop yemek mi? Her akşam tezekle duş almak mı? Lan bu görüntüler ne? Bu ne? Ben seçimi daha çok size yaptırmak istiyorum. Ben ne? Her akşam tezekle duş diyorum bu arada. Bu ne? Bu daha hiç bir şey. Bu daha hiç bir şey. Harbiden. Bir şey diyeceğim. Balgamlı lollipop'un üstünde resmi yanlış koymuşlar. Bu balgam diye baya böyle saç maç yapıştırmışlar. Evet. Onu yazdığı şekilde olarak anlayıp balgamlı lollipop'u seçiyorum. Bir şey olmaz balgamlı lollipop'un. Tadı güzeldir onun. Kimin balgam olduğunu mu? Evet o da çok değişir yani. Küflü meyve içmek mi? Gün boyu osurup koklarım hiç sıkıntı yok. Meyve suyu bence bu. Yok gün boyu osurup koklamak bu arada. Gün boyu osurup koklamak mı? Gün boyu osurup bu arada dediniz. Kesilmiş tırnaklı makarna mı? Ne? Hı. İltihaplı sivilce emmek mi? Çok kararsız. Bu ne ya? Bu ne? Emiyorsun bir de sivilceyi. Bu ne ya? Kötü. Emmek bu arada. Hayır kesilmiş ya. Tırnaklı makarna ne? Makarnayı seçeceğim. Ayıkları birini tırnaklı. Yiyorsun diğerini emip tükürebilirsin diğerine. Midene girmiyor sonuçta. Emmek bu arada. Makarna yalnız. Ayırırım diye bir şey yok orada. O makarna yanmaz hiçbir şekilde. Onu alıp kutur kutur yiyeceksin. Ne demek ayırırım? Kim hazırladı bu testleri ya? Seçtim. Hayır. Bu ne ya? Makyajı seçiyorum. Makyaj yani. Diğeri seçilmez. Çok kötü. Ay. Bakamıyorum daha. Çabuk geç. Geçti mi? Siz okusanıza bakamıyorum. Egzamalı saç yalamak mı? Her sabah ter suyu içmek mi? Egzamalı saç yalamak. Yani. Yalarım. En ölmeyecek opsiyonu seçmek lazım. Daha da kötüleşiyor. Daha da kötüleşiyor. Allah kahretsin. Ben hemen söyleyeyim. Tuvalet fırçasıyla diş fırçalarım. Nasıl bir tuvalet fırçası olduğunu yazmamış. Yani evet. Hayır. Yok bak diğerlerinde baya sümüklü falan yazıyor. Bunda boklu yazmıyor. Yani. Ben anlamam. Ben yazana bakarım. Ben seçmiyorum. Ay ıslak kokulu çorap parfümümü sihir ısırıp patlatmak mı? Çorap parfümü. Ben koku almıyorum çünkü. Benim için okey. Islak kokulu çorap nasıl kokar lan? Bilmiyorum. Çorabın ıslat kokla. Ama sen beni biliyorsun. Ben zaten bütün çoraplarımı koklayan bir insanım. Ben zaten onu seçiyorum her türlü. Ha, ıslanınca bir şey fark etmiyordur herhalde. Ama kokladığın çorap senin çorabın olmayacak. Evet. Tamam. Bir şey olmaz. Mantarlı ayak yalamak mı? İshalli donla dolaşmak mı? Abi donla dolaşırım daha iyi yani. Donla dolaşmak. Şu yemin ederim yani... yerine baktım ben. Bak ben tırnakla ilgili benim huyum tikim ben var benim. Ben ayak bakamıyorum. Hele bir de böyle ayak. Yok ayak yani. Kimin olduğuna göre ben bakarım da şimdi. Tırnak bakamam. Parfüm ya. Parfüm. Don. Hayır, don. Yanlış söyledim. Hayır, osuruk koku. Ben koku almadığım için benim için okey. Bunu seçeceğim. Egzamalı saç yalamak. Egzama. Hayır ya. Ha, bu çok kötü işte. Ya bir şey emmek ve yemek istemiyorum. Ağzıma gelmesin o şey ya. Mideme girmesin ya.
Dedi ve tırnaklı makarnayı seçti. Ama orada şey dedim ya, ayıklarım dedim. Diğerinde de emlak var. Evet. Ayıklanmaz o ya. Tamam şey, ben de balgamlı lollipopu seçiyorum. Balgamını ayıklayacağım. Ayıklanır. Yıkarsın. Yapacak bir şey. Osuruk koklamak. Osuruk. Bir de şöyle bir şey var. Burun zaten bir süre sonra algısını yitiriyor ya. Evet. Bir şey olmaz. 5 dakika koklarım. 5 dakika koklarım. Çorap ya. Çorap. Ben 10 dakika evet. Koklarım. Çorap. Final. Osuruk okey bence. Osuruk ya, osuruk. Hani okay. Çorapsa abi, çorabın neyi var ya? Aa, osuruk kazandı. Hani çorap lover'ı bir insanım abi. Geçmiş olsun o zaman. İyi kurtulduk bundan ya. Yerine. Çok kötüydü. Bu arada çok, ben ilk başta sen böyle midemiz bulanacak falan dedin de şey falan sandım. Saçma sapan sorular oluyor ya işte böyle. Would you rather soruları. Çok salak saçma. Onlar falan sandım böyle. Ama harbi absürt şeyler sandım. Baya baya mide bulandırıcı bir şeymiş. Bilmiyordum. O bir sonraki videonun konusu. Bu part bir daha olmasın lütfen. Teşekkürler. Bir sonraki testimize geçiyoruz. Heh. Her zaman trenle gezmek mi yoksa otobüsle gezmek mi? Tren. Tren. Bence de tren. Çok zevkli olur. Otobüs Allah belasını versin. Tam şu anda 1 milyon kazanmak mı? 10 yılda 5 milyon dolar kazanmak mı? Ben şu anda 1 milyon dolarımı alırım. Yatırımımı yaparım. Hı-hı. Önümüzdeki 10 yıl bundan daha fazlasını kazanırım. Bence de. İşte bak. Tam bir girişim reelsi çıkar bak buradan. Bakalım popüler cevap ne olmuş? %57 1 milyonu seçmiş. Bence normal yani. Aslanlarım benim. Ailendeki tek çocuk olmak mı? Yoksa bir sürü kardeşe sahip olmak mı? Bence ilki. Ben cevaplayayım mı? Ben en son cevaplayacağım. Olur. Ben bütün sevgiyi kendime isterim. Kardeşlerim olursa sevgim olur. Bu nasıl olabilir. Bir cimrilik? Bu nasıl bir kafa yapısı? Ben köpek gibiyim böyle. Sürekli sevgi bu ne demek yani. Bu? Özür dilerim. Yani bir tane kardeşim var, o bana yetiyor zaten. Daha fazlasını kaldıramam. Ben bir sürü kardeş isterim. Çünkü... Harbi mi? Tabii ki 20 tane kardeşin olduğunu düşün. En azından... Futbol maçı mı yapıyorsun? Ya 2-3 tanesi geri zekalı olsa, geri kalanı az bir şey normal. Bir 2-3 tanesi de bak geri zekalıya oranla yine 2-3 tanesi de fazla zeki olsa. Yani network her şeydir. People are resources Rick deyip ondan sonra... Yani insanlar kaynakları, bunlardan bir tanesi doktor olsun, bir tanesi mühendis olsun, bilmem ne bilmem ne. Yemin ediyorum tek şey böyle, tek ailelik dev kadro. Her şeyi ama aile içinde çözersin. Mükemmel bir aşiret. Harbiden ha, güzelmiş ama ben yine de tek çocuk olmayı seçerdim. Yani al bütün sevgiyi kendine. Evet. İşte woman vs man. Emre sen? Kardeş ya, ben de kardeşçiyim bu arada. Tamam, 2'ye 1 olduğu için burayı seçeceğim ama ben... Tek kardeşi seçiyorum. Bakalım popüler cevap neymiş? Kardeş. Popüler cevap oymuş. Evet, kardeşmiş. Ya olacak. Senin gibi %47 alın siz sevginizi. Olur. Aa bak bu güzel soru. Oo bayağı fena soru. Birine dokunduğunda onu öldürmek mi yoksa birine göz teması yaptığında onu öldürmek mi? Göz teması yapmak. Hmm. Göz teması kurduğunda. Göz teması bu arada. Abi o da çok korkunç. Yanlışlıkla göz teması çok kurarsın da yanlışlıkla evet. Dokunmak daha zor olur. Çok zor lan. Ama ben dokunduğunda derim eldiven takarım anasını satayım. Yani şeyde işe yarıyordu. Boys'un spin-off'unda işe yarıyordu. Bence işe yarar. Bence daha göz teması bu arada ya. Çok korkunç bence göz teması. Yanlışlıkla biriyle göz göze geldiğini düşünsene. Ama onu kontrol edebildiğini ailesi mesela. Ben gerçekten nasıl kontrol edebilirsin abi? Şunu şöyle düşün. Gözlerini bir... kapatman lazım. Ama mesela ben bu gücü istiyorsam ben zaten birilerini öldürmek istiyorumdur. Ben herkese dokunacak yetkiye sahip olamayabiliyorum mesela. Zaten insanların çoğu adam akıllı göz teması kuramıyor. İlla bakmazsın yani. Evet. Yani karşı taraf sana bakmaz, direkt biter yani. Ya hayır, şöyle bir şey de var. Sevdiğin insanın yüzüne bakmayacak mısın mesela hiç? Sevdiğin insana dokunmayacak mısın hiç? Eldivenle. Yani dokunmazsın ama bakmak zorundasın her türlü. Bence göz teması ya. Vallahi senin canım ses. 2'ye 1 kaybettim. Bence de dokunmak yani. O da kötü tabii ama yani. 162'de dokunmak demiş zaten. Seni sosyopat. Of ya. Bu soru zor. Uçurumdan babanı düşerken mi kurtarmak mı yoksa annen uçurumdan düşerken onu kurtarmak mı? Ha. Nasıl düşüyorlar ona bağlı. Hani böyle asıl tutulup... Kaldılarsa eğer klasik hani baba çizgi film sahnesi gibi düşünüyorum. Güçlü olur ve bir şekilde kurtarır kendini diye düşünüyorum ama annen kurtaramaz kendini. Ama bu soruda onu düşünme. Yani birini feda ediyorsun. Hayır çok zor. Annen mi baban mı diye soruluyor şu anda bana. Çok zor. Evet zaten annen mi baban mı yani. Ben uçurumdan atlarım sevgiler. Ben seçmek evet, istemiyorum. İkisini buradan... de çok seviyorum.
Kimseden trip yemek istemiyorum. Hiçbir ama, seçim yapmıyorum. Teşekkür ederim. Bir seçim yapınca ilerleyecek. O yüzden o piti piti yapıp gözümü kapatıp... Birini asmak zorundayız, evet. Seçiyorum. Hızlıca söyle. Hiç bakmadım şu an. Ne seçtim? Ulan. Ya, baba sevmiyorlar. Anasını satayım. Yemin ederim bak. Hiçbir anne demiş. Sinirlendim şu an. Baba demiş. Ya. Bu kadar da olmaz be. Ah be. İyi bir filmde kısa bir sahne mi yoksa kötü bir filmde ana karakter olmak mı? İyi bir film. Bence iyi bir filmde. İyi bir film bu arada ya. Bence iyi film. İyi film. Sence? İyi film, iyi film. İyi film. Maşallah. Evet. Oha. Aslan parçaları. Ben okuyacağım. Ömrüm boyunca bekar olmak mı? Yoksa bir partnerin olacak ama çocuk gibi davranacak. Hangisi? Ömrüm partner. Boyunca bekar olmak. Teşekkürler. Partner bu arada. Ama ben çocuk gibi davranıyordum. Yok, eğer böyle... falan diye konuşsaydın zaten şu anda ben burada videoda olmazdım yani. Yo. Ne yo? Öyle demiyor ama. Tamam, child dediğine. Onu çocuk ruhu gibi düşün ama mesela. Tamam, hayır. Çocuk gibi diyor. Davranış acts diyor yani. Çocuk ruhuna sahip olmak değil. Baya baya davranmaktan bahsediyor. Olsun, sen bir de öyle düşün. Sallıyorum AVM'de. Anne bana bunu. Ağzına bir tane vuracaksın onun. Yok, videodan sonra bir konuşabilir miyiz Atom? Teşekkürler. Ya uykum var biliyor musun? Videodan sonra kaçmam lazım. Ben bunu seçiyorum. Erkeklerde daha kötü olur çocuk gibi davranma ama olsun. Oo, %50 %50. Bir şey diyeceğim, inanılmaz zor bir soru. Çok iyi bir soru. İyi bir günde... sıkışıp kalmak mı? Kötü bir günü iki kez yaşamak mı? Bence ilki ya. Hani kötü bir günü benim için travma olacak ve iki kere yaşamak istemem o travmayı. Bir bu arada soru yanlış. Hayatındaki her kötü günü iki kez yaşamak mı? Her kötü günü. Ama tek günde, tek bir güzel günde de... Döngüye yani... girilmez ya. Bir güne sıkışık kalınmaz insan. Ondan sıkılırsın çünkü. Onun güzel olmasının sebebi senin... Bu arada yok. Ben solu seçiyorum. Ben solu seçiyorum. Hiç kimse yaşlanmıyor. Ölmeme garantili. Hiç kimse hem de ölmemesi garantili. Yani bütün o hayatındaki herkesin ölmemesi garanti. Çok karışık dur ya. Çok zor bir soru ya. Güzel bir gün diyorsa o gün güzel bir şeyler olmuştur. Çok nasıl? Mantık. Ama bak şöyle düşün. Mesela terfi alıyorsun ve çok güzel bir gün yaşıyorsun. Tamam. Ama bu terfinin devamı gelmezse terfinin bir anlamı kalmayacak. Hı-hı. Sonsuz döngü bu. Sıkılırsın illa. Ya sıkılayım anasını satayım. Hayatımdaki her kötü gün tekrar tekrar iki kez yaşanır mı? Manyak mıyım ben? Evet ya, ben de çok istedim. Ben de sol diyorum bu arada. Ben sağ diyorum burada. Bir çerçevedeki resim gibi. Sürekli aynı resme bakıyormuşsun gibi. Popüler cevap diğeriymiş. Aha, evet. En sevdiğim soru. Ne? 100 tane ördek büyüklüğünde fil mi yoksa 100 tane fil büyüklüğünde... Pardon. 1 tane fil büyüklüğünde ördek mi? Şimdi bunu ne için soruyor? O çok önemli bu arada. Neden ördek? 100 tane fil büyüklüğünde ördek beni ezer. Uğraşamam. Bir tane... Kız 100 tane fil büyüklüğünde ördek diye bir şey ördek yok. Ördek büyüklüğünde 100 fil. 100 tane ördek büyüklüğünde fil mi? Yalan kardeşim. Diğerini eve sığdıramazsın, soldaki bir ördüğün. Ben de soldakini seçiyorum. Şey olur. Yani. Çok tatlı olur o şerefsizler. Evet. Ben de onu seçiyorum. Soldaki diyor ki tamamen bir fantezi dünyasında ortalama bir insan olarak yaşıyorsun. Sağdakinde de diyor ki gerçek hayatta yaşıyorsun. Ama gayet zengin ve gayet zekisin yani. Oha, tabii ki de diğeri. Sağdaki. Gerçek hayatta. Yani, aynen, siyah fantezi olan. Fantezi dünyasını yemişim. O da gerçi fantastik olurdu ama. Yok, İstediğin dünyayı seçebiliyorsun diyor ama bence sağdaki daha güzel. Zaten alışmışım bu dünyaya. Evet, %68 bizim verdiğimiz cevabı vermiş. Çok kötü ya. Diyor ki bir düşmanınla evleneceksin diyor ama diyor zamanla bu çekilebilir hale gelecek diyor. Diğerinde ise hayatının aşkıyla evleneceksin ama bu zamanla çekilemez hale gelecek diyor. Düşman yani, çekilemeyecek olacaksa. Düşman, ben villain storylerini çok severim, düşman. Yediğin her şeyde tavuk tadını mı almak mı? Nasıl sağdaki mi orada ya, sağdaki? Sağdakini sadece İzmirliler seçiyormuş, ben soldakini seçiyorum. Yok ya, sağdaki. Okuyamadım soruyu ya, bir saniye. Yediğin her şeyde tavuk tadı almak mı? Duyduğun her sesle Kanye West sesini duymak mı? Çeviremedim ama. Bu arada ciddi olursam soldaki Kanye West değil. O kadar da değil. Tavuk iyidir. Yok ya, bence bu. Yok ya, tavuk nasıl o ya? Bence siyah.
Yok. Sizce? Ben ne dedim az önce? Sadece İzmirlilerin sahada seçeceği bir şey demedim mi? Buyur. Hiçbir şey şaşırtmaz. Abi, ben, ama ben tatlı seviyorum. Her şeyi tavukta da alamam. Hiçbir şey şaşırtmaz ya. Saçmalamayın ya, yemek hayatın felsefesi. Duyduğun her şey Kanye West. Kulağı dile tercih ederim. Ben dili kulağa tercih ederim. Ayrıca tavuğu çok seviyorum. Ya, ben de seviyorum. Devam, ben bunu seçiyorum ya. İyi. Benim seçtiğim 62. %62 İzmirli mi şimdi sence? Evet. Bu son soru bu arada. 10 dilek hakkına sahip olmak mı? Yoksa dilekleri yerine getiren cin olmak mı? Hangisi? Dilek. Ya 10 tane dilek. Hiçbir şekilde başkasının şeyle uğraşamam ben. Ben kendi 10 tane dileğim olsun. Bence evet, bana yeter. Adam olana çok bile. Aynen öyle. İlginç bu arada. İzmirliler sağda kim seçer diye düşünüyordum. Ama bak %16 burada İzmirliymiş mesela. Çok vizyonlu bu arada. Bütün İzmirliler şimdi sana düşman olacak. Abi önce araba kullanmayı öğrensinler, ondan sonra düşman olsunlar İstanbul'a gelip. Konu neden İzmir'e geldi şimdi ya? Konu her zaman İzmir. Çok keyifli geçti bu arada. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Afiyet bal şeker olsun. Afiyet bal şeker olsun. Amin. 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 Hayır, yapma. Yapma onu. Onu yapma. Yaptım. Bak onu yapma. Sakın. Bir daha yok. Hayır. Ben bugün çok eğlendim. Yer yer midem bulandı ama bence değdi. Çok güzel bir videoydu. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyenler varsa Atom'u takip edebilirsiniz. Emre de benim editörüm. Aşağıya hem Atom'un kanalının linkini hem de Emre'nin Beyond'luk linkini bıraktım. Eğer edit işleriniz varsa Emre'ye de ulaşabilirsiniz. Ve aleykümselam. Teşekkürler. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Evet. Buradan tam 6,5 sene sonraki, kaç sene oluyor? 2030'da Haziran 12'de kendime buradan selam söylüyorum. Harika. Ben de buradan İzmir'de yaşayan halamlara selam yolluyorum. Ne alakası? İzmir'de dedin ya, bütün tüylerim diken diken oldu. Ha, biz konuşacaktık seninle videodan sonra. Gelsene mi? Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Görüşürüz. Çıktı.